Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere BİM'de 50 TL'ye satılan akıllı saatten bahsetmek istiyorum. Acaba bu akıllı saat alınır mı? Özellikleri nelerdir? Kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle daha önce BİM'de satılan bir de bu modelin Life olan modeli vardı. O model koronavirüs için geliştirilmiş bir model. Bu modelde farkı sadece arkasında bir sensör var. Bu sensör yardımıyla ateşinizin ölçmesini sağlıyor. Başka hiçbir farkı yok. Yine bu da diğer ürünün yaptığı tüm fonksiyonları yerine getirmektedir. Kısaca bilgi verecek olursam kutunun içinden çıkan iki tane ürün olduğunu göreceksiniz. Öncelikle akıllı bilekliğimiz bu şekilde çıkıyor. Daha sonra şarj adaptörümüz çıkıyor. Ürünümüzün şarj etmek istediğimizde şu şekilde kendinize doğru şöyle yaptığınızda değerli arkadaşlar çıt diye bir ses gelecek. Daha sonra arkasından şu şekilde önü yittirdiğinizde önden kendisi çıkacak. Bu çıktıktan sonra bu şarj ünitesini yerine yerleştirip ürünümüzü şarj ediyoruz. Şarj ederken akıllı şarj adaptörüyle değil de normal adaptörle şarj edersek daha verimli olacağını düşünüyorum. 2 saatlik şarj sürecinden sonra cihazımız açılacaktır. Bir de ürünün içinde kullanım kılavuzu var, garanti belgesi var. Bunlar da çok önemli değil. Tabii ürününüzü aldıysanız 2 yıl garantisi olduğundan kutuyu da fişi de saklarsanız sizin için iyi olur. Tabi ürüne gelecek olursak Xiaomi'nin Mi 4'ün bildiğiniz ona benzer bir ürün diyebiliriz. Yani çakmasıdır diyemem ama çünkü markası farklı. Çakması dediğimiz olay o ürüne benzer bir replika üründür. Bu ürünün markası farklı. İşte o Xiaomi'nin Mi 4'e de benzeyen bir ürün. 50 TL'lik bir ürüne göre gerçekten de bence fiyat performans ürünü. Yani kullanılabilir. Dediğim gibi o 80 liralık farktan sadece bu arkasında atış ölçeri var. Ateşinizi ölçüyor aliyetten. Bu üründe sadece kalp atışı var. Şimdi ürünü kısaca bir bakmak istiyorum. Dokunmatik ekran değil. Sadece öndeki tuşuyla işlem yapıyor. Bakın öndeki tuşuna bastığımızda menüler arasında geçiş yapabiliriz. Bir kere bastığımızda. Şu şekilde. Menüler de çok basit kullanmış. Mesela bu menüye girmek için 3 saniye elimi basılı tuttuğumda girişim gerçekleşiyor. Şu şekilde çıkalım. Mesela kalp atış hızımı ölçmek için bu şekilde 3 saniye bastığımda eğer cihaz bağlı olsaydı kalp atış hızımın ölçmesini işte kandaki oksijen oranının da ölçtüğü söyleniyor ama ne kadar doğru bunları biz bilemeyiz. İşte modları var, koşu modu filan. Gelen bildirimler var. Evet, bildirimlerle telefonunuzla eşleştirme yapıp telefonunuzun Bluetooth'u da açık olduğunda Fit Pro adlı bir uygulama var değerli dostlar. Bu Fit Pro uygulamasını açıyorsunuz. Telefonunuzu da bu cihaz eşleştiğinde Bluetooth'unuzda sürekli açık olduğunda gelen WhatsApp bildirimleri, Instagram bildirimlerini, gelen çağrı bildirimlerini burada görüyorsunuz. Tabii orada programın gerekli izinlerine izin vermeniz lazım. Bunu ayrı bir videoda belki değerlendirebiliriz. Onlara izin verirseniz burası açıyor. Ha ben şunu söylemek istiyorum. Ben genelde telefonda Bluetooth özelliğini kullanan birisi değilim. Onun için bence bu ürün benim işlemlerimi güzel bir şekilde yapacağına inanıyorum. Onun için ben deneme amaçlı aldım 50 TL diye. Yani çok da saat işlemini yerine getirse bile yeterli diye. Tabii bu ürün su geçirebiliyor. Dezavantajı o Mi 4'e göre. Tabii Mi 4'teki bir performansı bundan bekleyebilir miyiz? Onu da tam bilmiyorum. Evet, menülere bakmaya devam edersek benim cihazım geldiğinde direkt eşleşmesi Fit Pro uygulamasından gerçekleştirmişti ama bazı cihazlarda şu bölümün açık olmadığı söyleniyor videolar izlediğimde. Mesela bu mor kısmına 3 saniye basılı tutup girdiğimde şu kamera kısmını da eşleştiremedim. Bu kamera kısmında da şey diyor. Telefonla eşleştirme yaptığınızda uzaktan fotoğraf çekebiliyorsunuz diye ben beceremedim. Ha burada işte reset bölümü var, team bölümü var, kare kod bölümü var, telefonu kapatma bölümü var 3 saniye bastığınızda. Ayrıca işte dediğim yer vardı şurası. Hemen tekrardan gireyim değerli arkadaşlar. Şurada şu 3 saniye şuraya basılı tuttuğunuzda cihazınızı normalde eğer kaybettiniz mesela telefonunuzu ben buradayım diye telefonunuz uyarı veriyor. Aynı zamanda bu telefonun bağlanma özelliğinin de açılmasını sağlıyor. Yani telefona ben buradayım diye bildirim geliyor. Şurası da bu adım sayma yeri biliyorsunuz burayı otomatik kendi günlük sıfırlıyor. Bu verileri de eğer eşleştirme yaptıysanız telefonunuza bu verileri aktarıyor. Aynı zamanda kalp atışınızı da ölçtüğünüz nabzınızı bunu da telefonda kayıt altına alıyor. Güzel bir performans ürünü. Tavsiye ederim kullanmanızı. Umarım faydalı olmuştur.